Merhaba değerli dostlar. Doğada tanımadığınız yabani ot kalmasın. 9. video. Bugün yaklaşık 14-15 adet bitkiyi sizlere tanıtacağız. Bulunduğumuz alan Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yayla tabir edebileceğimiz bir bölge. Burada şifalı ve gerçekten yenilebilir lezzetli otlar da mevcut. İşte bunları bu alanda tespit edip gördüğünüzde tanımanızı sağlayacak bilgiler sunacağız ve hem faydalarından hem şifalı özelliklerinden hem de bu otların nasıl kullanıldığından kısaca bahsedip bilgiler sunacağız. Evet, ilk bitkimize hemen şuradan başlıyoruz. Arkadaşlar, burası bir buğday tarlası ve yazın ortasındayız. İşte buğday tarlalarında genellikle hemen yakından şöyle gösterelim tarlamızı ve şurada da evet, tarlanın içerisinde yer yer çıkmış papatya çiçeğine benzer şekilde solucan otu. Bu solucan otu şifalı bir bitki, aromatik bir özelliği var ve bitkinin genel olarak dostlar böbrek ve idrar yolları hastalıklarına karşı suyu kaynatılarak içiliyor. Yine uykusuzluğa da çok iyi geliyor. Akşam vakti bu çiçekleri alıp kaynatıp bir bardak içildiğinde vücuda rehavet verir ve vücudun ödemini birikmiş olan toksin, zehirli maddeleri dışarıya atmaya da çok uygundur. Yine meyveler kurutulup öğütüldükten sonra bunun Türk kahvesi yapıldığı da biliniyor. Bu şekilde bitkiyi doğada gördüğünüzde arkadaşlar hemen sarı renkli, parlak sarı renkli çiçekleri ve ince dokulu yapraklarıyla tanıyabilirsiniz. Bu şekilde doğada bu bitkinin solucan otu olduğunu söylemek isteriz. Evet, hemen biraz ileride yine bu buğday tarlasının etrafında sarı papatya çiçeği mevcut. Papatya türlerinden biri. Beyaz taç yaprakları yok, tamamen sarı bu şekilde. Ve bu bitkinin de romatizma ağrıları ve diğer kas ağrılarına karşı çiçekleri kullanılıyor. Suda kaynatılıyor. Hem haricen sürülerek ağrı yan kısımlara hem de içilerek bu tür ağrıları dindiriyor. Ve doğal bir ağrı kesici olduğunu söyleyebiliriz. Sarı papatya da arkadaşlar dediğimiz gibi yine papatyayı tanıyoruz. Ona benziyor. Ancak sarı kısmı tamamen. Beyaz yaprakları yok. Bu şekilde çiçeğin yapısı ve benzerliği de yine bizim çokça gördüğümüz kırlarda, çayırlarda Alman papatyası veya diğer papatya türlerine çok benziyor. Dediğimiz gibi doğal bir ağrı kesici olarak kullanılan özellikle papatyamız bu şekilde. Evet, yine burada biraz yürüyoruz. Hemen şurada da yine otların arasında yeşermiş kan damlası çiçeği otu. Bu da kırmızı renkli çiçekleriyle ve yine yapraklarına bakıyoruz. İnce dokulu yaprakları. İşte bu bitki kan damlası bitkisi arkadaşlar. Çaylık alanlarda yetişiyor. Özellikle tarla, kayalık yamaçlar ve tahrip edilmiş boş arazilerde bu bitkiyi görmemiz mümkün. Bunu da gördüğünüzde kan damlası çiçeği olduğunu bilmenizi isteriz. Bitki tüketim olarak pek yaygın bir kullanım alanı mevcut değil. Ancak şifalı birkaç özelliği var. Özellikle kalbi güçlendirici, idrar söktürücü ve uyarıcı şekilde kullanılıyor halk hekimliğinde. Yine çiçekleri taze olarak toplanıp suda kaynatılınca idrar söktürüyor. Ve işte bu bitki de kan damlası olarak görmemiz mümkün. Aromatik bir bitki arkadaşlar. Bu daha çok mera özelliğindeki yerlerde bulunuyor. Yani çok uzun otlanabilen yerlerde değil. Daha kısa çayırlık ve meralık alanlarda bulunuyor. Kısa mahmut otu. Kısa mahmut otu da oldukça hoş bir kokuya sahip ve birçok şifalı özelliği var. Hafif açık yeşil tonda. Hemen bakın, buradan koparıyoruz. Yakından da gösterelim. Bu şekilde. Bu bitki de arkadaşlar kısa mahmut otu veya bodur otu olarak da biliniyor ve oldukça şifalı özellikleri var. Bu bitkinin birçok şifalı etkilerinden bazıları şöyle. Mesela sindirim sistemini düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Mide ve bağırsaklar için çok faydalı.
kısa mahmut otu böbrek taşı oluşumunu engelliyor ve küçük taşları da düşürmede çok etkili. Bu bitkili arkadaşlar kokusuna baktığınızda gerçekten cezbedici, çok hoş bir kokuya sahip. Suda kaynatılarak çay şeklinde tüketilebilir. Arkadaşlar biraz daha ileride aslan kuyruğu otu dediğimiz ve ısırgana benzer yapraklarıyla tanıyabileceğimiz bir bitki. Bu yaprak koltuklarında çiçekleriyle bu bitkiyi tanıyabiliriz. İnce uzun yaprakları işte görkemsiz çiçekleriyle bu şekilde bu bitki tanınabilir. Aslan kuyruğu otunun en önemli özelliği ağız içi yaralarını iyileştirdiği ve guatra karşı, hipertiroidizme karşı da etkili. Yani guatr hastalığının tiroid bezi sıkıntılarına karşı kullanılan bir özellikte. Bu bitkiyi de ısırgan otuna benzer haliyle gördüğünüz şekilde doğada tanıyabiliriz, aslan kuyruğu otunu. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Burada oldukça farklı güzel bitkiler var. Daha önce az duyduğumuz bitkilerden. Hemen şurada adi fiyi var. Oldukça fazla çiçekleriyle, lila renkli çiçekleriyle tanıyacağımız fi otu, adi fi de diyebiliriz. Bu daha çok hayvan yemi olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Ancak doğada da birçok yabani formu mevcut. İşte bunlar da bu bitkinin özellikle baklaları oluştuktan sonra fasulye gibi yenebiliyor. İçerisindeki tohum tam olgunlaşmadan süt olum devresindeyken yenilebilir. Bakın karşılıklı yaprakları ve yapraklarından sonra açan mor renkli çiçekler. Daha sonra bu çiçeklerde fasulyevari meyveleri oluşuyor. Bakla şeklinde meyve oluşturuyor. Ve bunun da doğada fi otu olduğunu bilmenizi isteriz. Bu şekilde bu bitki de doğal alanlarda yetişir. Biraz ileride körügen otu dediğimiz yine baklagiller familyasına ait bir bitki. Bu bitkinin de çiçek ve yaprakları taze tüketilebilir. Aynı zamanda salatalara katılabilir. Ve bütün baklagillerde olduğu gibi protein kaynaklı bitkisel bir protein kaynağı olarak da kullanılıyor. Bitkinin çiçekleri kaynatılarak elde edilmiş çayı da kalp uyarıcıdır. Yine ezilerek bu bitkinin yaprak ve çiçekleri romatizmal hastalıklarda kullanılır. Ve bu şekilde bitkiyi doğada tanıyabiliriz. Körügen bitkisi de baklagiller familyasına ait pembe renkli çiçekleriyle yazın görmemiz mümkün. Hemen şurada büyük tavşancıl otu dediğimiz bir bitki mevcut. Burada gördüğünüz arkadaşlar oldukça devasa boyutlara ulaşmış dev tavşancıl otu. Bu da yine maydanozgiller familyasına ait. Maydanozvari yaprakları ve beyaz renkli çiçekleri ama kocaman bir bitki devasa görünümüyle doğada tanınabilir. Bu bitkinin de birçok şifalı özellikleri var. Fakat kökü yani yabani havuç şeklinde oluşan kök yumrusu zehirli olabilir. Tüketirken dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde sindirim sistemi sorunlarına karşı ve yine adet düzensizliğine karşı yaprakları ve çiçekleri kullanılabilen bir özellikte. Tavşancıl otu da nemli sulak çayırlarda çokça büyür ve gerçekten bildiğimiz yabani bitkilere nazaran çok heybetli, çok büyükçe bir yapı oluşturur çiçekleriyle birlikte. İşte gördüğünüz şekilde doğada bu şekilde bulunmakta. Süs yoncası otu da arkadaşlar yaprakları yenilebilen baklagil familyasına ait bir bitki. Bu bitki de çiçekleri çok güzel pembe renkte açtığı için genellikle süs bitkisi olarak kullanımı yaygın. Hem saksılarda hem de park ve bahçelerde bu süs bitkisi olarak kullanılıyor. Doğal alanlarda da çayırlık alanların otların içerisinde bu bitkiyi görmemiz mümkün. Ve bu şekilde bitkinin 3 adet yaprağı ve bu yaprakla birlikte pembe renkli çiçekleriyle bunun süs yoncası olduğunu bilmenizi isteriz. Karaciğer sağlığına faydalı olduğu biliniyor. Yine içildiği zaman böbrekleri rahatlatıyor, böbrek ağrısını dindiriyor ve uyku getirici bir özelliğe sahip. Ve bu nedenle uyku çiçeği de deniyor. İşte bunu da doğada gördüğünüzde
süs yoncası olduğunu bilmenizi isteriz. Arkadaşlar, doğal alanlarda maydanoz yapraklarıyla bağdaşan ve yine kökleri de alıp çıkardığınızda oldukça hoş kokan yabani havuç. Yabani havucun hem kökleri hem yaprakları hem de özellikle çiçekleri şifa niyetine kullanılır. Yazın beyaz renkli çiçekleri oluşturuyor. Bu bitkinin kokusundan anlayabiliriz. Hoş bir koku var. Bu nedenle baldıran otu ve diğer maydanoza benzer yaprakları olan bitkilerden bu şekilde kokusuyla ayırt edebiliriz. Arkadaşlar, hemen şurada da biraz ileride de aynı sefa çiçeği var. Buna portakal nergisi de deniyor. Ve bu bitkinin sarı ve turuncu renkte çiçekleri oluşuyor. Papatya benzeri, bakın gördüğünüz gibi. Yaprakları da açık yeşil renkte. Çok şifalı bir bitki. Bütün mide sorunlarına karşı etkili. Aynı zamanda ayak mantarı için bunun suyu kullanılıyor. Yine cilt için çok şifalı, sağlıklı. Özellikle bunun tereyağıyla kavrulup çiçek ve yaprakları bir krem şeklinde yapı elde ediliyor. Bu da cilt için, cilt sağlığı için çok önemli bir kullanım alanı sunmakta. Ve şurada da çime benzer bir bitki arkadaşlar. Bu da bakın kas çimi otu dediğimiz bir bitki. Özellikle buğdaygiller familyasına ait çok yabani faydalı bitki yok ama bu kaz otu onlardan birisi. Bunun kökü çok kullanılıyor. Toprak altından kökünü söküp idrar söktürücü, ateş düşürücü, müsil etkili ve terletici olarak kullanılıyor. Ama karaciğer içinde çok sağlıklı olduğu bilinmekte kökü. Bitkinin yaprakları bildiğimiz çim bitkisinin yaprak ve tohumlarına benziyor, gösterelim. Kaz ayağına da benzetildiği için kaz otu, kaz çimi otu olarak biliniyor ve doğada bu şekilde görmemiz mümkün.